Sayın misafirlerimiz, bugün okulumuzda ikincisini düzenlediğimiz kariyer zirvesi söyleşisiyle sizlerle beraberiz. Tuzla'mızın sağlık sektöründe önemli bir isme sahip olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Operatör Doktor Fatma Yazıcı bizleri kırmayarak bugün bizlerle beraber oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere 14 Mart gününü tıp bayramı olarak kutladık. Yaşadığımız pandemi sürecinde doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımız bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Doktorluk mesleğinin ne kadar önemli olduğunu Rabbimiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize söylemiştir. Maide suresi 32. ayetinde kim bir cana kıymamış, yeryüzünde fesat çıkarmamış, bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur. Yer almaktadır. Yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü doktorluk mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bizlere göstermektedir. Kısaca operatör doktor Fatma Yazıcı Hanım'dan size bahsetmek isterim. 1973 yılında Samsun'da doğan Fatma Hanım, ortaokul lise eğitimini Samsun İmam Hatip Okulu'nda tamamlamıştır. Daha sonrasında 1992 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıp, buradan 1998 yılında doktor olarak mezun olmuş. 2004 yılında ise Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı unvanını almıştır. 2010-2012 yıllarında Yavuz Selim Hastanesi'nde zorunlu hizmetini tamamlamıştır. 2012 yılından bu yana da Özel Mercan Hastanesi'nde görevini sürdürmektedir. Kendileri şu an Özel Mercan Hastanesi başhekimidir. Selamlanmak konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Gökhan Özocak Bey'i davet ediyorum. Buyurun hocam, sorayım. Hocanızın heyecanlanıyor. Böyle güzel misafirlerimiz olunca insan heyecanlanıyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. Fatma Hanım bizi kırmadı, geldiler. Çocuklar, biliyorsunuz bu kariyer zirvesi programlarında çok önemli misafirler çağırıyoruz. Bunlar tamamen sizin ufkunuzu açmak için ne olabiliriz? Onları hesaplamanız, ona göre bir hedef koymanız, planlamanız için çok iyi, çok önemli misafirlerimizi çağırıyoruz. Sizler de ülkemiz için neler yapabiliriz? Onlar gibi nasıl olabiliriz? Bunları şu anda bilip ona göre çalışmanız lazım. Buraya 5. sınıfın kız öğrencilerini almamızın sebebi de, bir diğer sebebi de işte bir kız öğrencinin büyüyünce nerelere ulaşabileceğini sizler de görün istiyoruz. İnşallah sizler de çok iyi yerlere gelirsiniz Fatma Hanım gibi ve diğer konuklarımız gibi. O açıdan çocuklar, sizlere başarılar diliyorum. İnşallah sizler de gelecekte hayırlı meslekleriniz, hayırlı bir hayatınız, ömrünüz olur. Ben tekrar hoş geldiniz. Evet, Fatma Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Zekeriya Bey, buraya basın değil mi sadece? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Alanında uzman bir doktor olarak biz başarılı hayat hikayenizden sizden biraz bahsettik. Biraz da sizden dinlemek isteriz. Operatör doktor Fatma Yazıcı kimdir? Ben aslında Samsun'da doğdum ve ilkokulu normal bir mahallede okudum. Mahalle mektebinde. Sonra babam bir imam hatip atayda yaşıyordu. O zamanlar sınavla giriliyordu. Ortaokulu liseydi, orada okudum. Çok parlak bir öğrenci değildim aslında. Yani matematikle aram hiçbir zaman çok iyi olmadı mesela. Ama şöyle bir özellik.
özelliğim vardı. Çalışmayı severdim, ders çalışmayı. Yani sürekli bir çalışma trendim vardı. Hani başarma azmim vardı. Evet, matematiğim çok iyiydi ama iyi olduğum alanlara çok yükleniyordum. Planlı çalışma. Planlı, düzenli, sürekli bir evet. çalışma alışkanlığım vardı. Sanıyorum böyle oldu ve ilk sene kazanamadım tabii ki. Ama hayalim doktor olmaktı. Beni annem buna konsantre etmişti. Aslında babam vaize olmamı istiyordu. Beni hematik onun için göndermişti. Ama annemin hayali benim kafama daha yattı. Ben de çoğu çocuk gibi doktor olmayı hayal etmiştim. Hatta kadın doğum doktoru olmayı hayal etmiştim. Direkt kendi branşınızı evet. çocukken hayal etmiştim. Ve bu hayalimi annem sürekli kafama her sene, her sene yazdı. Yani aslında onun müsebbibi annemdir. Babam bana dedi ki liseyi bitirmeme yakın. Hani o zamanlar başörtüsü sorunları vardı. Ve devlet memurları ya da öğretmenler başlarını açmak zorundaydı çalışırken. Zaten okurken de sıkıntılar vardı. Bizim çocuklarımız o günleri görmediler. Umarım evet. görmezler. Evet. Ama ben hani seni devlet memuru yapmam dedi bana. Böyle öğretmen ya da devlet memurluğu gibi bir mesleği okuyamazsın dedi. Ama doktor olacaksan tamam dedi. Orada bir engel olmam sana dedi. Ve ben tıbbiyeye mecbur kaldım yani. Olmak zorundaydı benim için. Okuyabilmem için yoksa hani Kur'an kursu olarak devam edecektim. Ya da ilahiyat olarak devam edecektim. Bu sebepten dolayı ilk sene kazanamadım ama hiç yılmadım. Yani hiç moralimi bozmadım. Tekrar ayağa kalktım, tekrar olaya konsantre oldum. Sırrınlaştılar gibi. Tabii, tabii. Hayatta başarısızlık her zaman mümkün. Bu herkesin başına gelebilir. Herkes bunu yaşayabilir. Önemli olan yıkılmamak, tekrar toparlanıp ayağa kalkmak ve hedefe kilitlenmek. Bu çok önemli bir nokta. Ben bunu gerçekten çok defa yaşadım. TUS'a girerken de yaşadım. 5-6 kere TUS'a girdim. Doktor olduktan sonra ise uzmanlık sınavı var biliyorsunuz. Çok zor bir sınavdır. Hala çok zor bir sınav. 5-6 kere kazanamadım. Yani oturup ağladığım çok olmuştur. Çünkü doktor olmak benim için yeterli değil. Ben kadın doğumcu olmalıydım. Çocuğum da olmuştu. Bir çocukla sınava hazırlanmak çok zor bir olay. Çalışıyorum aynı zamanda ama hedefimden vazgeçmek de istemiyorum. Çünkü eğer yapmazsam onu içimde bir ukde kalacak. Yani doktor olmam yetmeyecekti. Çünkü herkes ne doktorusun diye soruyor ve burada bir insan bir üzülüyor ki zaten kadın doğumcu olma hayalim de var içimde. O bakımdan orada da yenilgiye uğramama rağmen tekrar çalıştım, dershaneye gittim o yaştan sonra TUS için. Yani demem o ki olaya kilitlenmek lazım. Başarısızlıklar hiçbir zaman yıldırmamalı. Azimle, sabırla. Önemli olan ne olacağımıza karar vermek burada. Ne olacağımızdan eminsek o yolda yürümek yenilgiyle de bile olsa keyifli. Öğrenseniz. Biz de bilim insanlarını işlerken çocuklarımızla genel özellikleri olarak azimli ve sabırlı olmaları, birçok denemeye karşı başarısız olmalarına rağmen bunu bıkmadan sürdürmeleriydi. Evet, yeni nesilde böyle bir şey var. Yani çabuk pes ediyorlar, emek vermek istemiyorlar ama emeksiz hiçbir şey yok. Kolay olan hiçbir şey yok. O yüzden gayret ve emek çok önemli. Fotoğraftan geliyor bu arada. Evet. Ortaokul yıllarında... Allah sizin gibiydi. Evet. Fatma Hanım da sizin gibi inovatif ortaokulunda okumuş arkadaşlar. Kendinizi rol model olarak alabileceğiniz bir hanımefendi. Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi? Zekeriya Bey alabiliriz bir sonraki slide. Lisede. Kerim öğretmenim lisede. Burası üniversite. Üniversite yılları. Ve meşhur iskeletli her fırtınlısı olan. Bizde de var. Var mı? O da mezuniyeti. 98 mi? Bilmeyenler önünde ama bir. Evet. Şahane beyler herhalde.
Fatma'nın iki erkek evladı var arkadaşlar. 25. Bir sonraki de söylüyorum. 23 ve 15 yaşlarında. Sorularına devam edelim. Siz de İmam Hatip Ortaokulu mezunusunuz. Bu sizin hayatınıza neler kattı? Ortaokulda İmam Hatip okumanın önemi nedir? Hafızlık görüyorsunuz. Ezber yeteneğiniz güçlü olmasını düşünüyorum. Şimdi İmam Hatip'te okumak gerçekten diğer okullara göre ekstra daha fazla çalışmak demek. Daha fazla ders var çünkü. Hem fenni ilimlerle birlikte diğer manevi derslerin eğitimini de alıyor olmak daha fazla çalışmaya gerekiyor. Ama beynimiz ne kadar çok çalışırsak o kadar çok açılıyor. Böyle bir özelliğimiz var bizim. Özellikle işte ezberler ya da diğer manevi doyum sağlayan derslerle birlikte insan kendini çok daha iyi hissediyor. Ya da edebi, sosyal bilimlere olan yetimiz daha fazla artıyor. Ama tabii burası çok iyi bir toprak. Yani iyi bir tohum her yerde yetişir. Her yerde çiçek açar. Ama İmam Hatip iyi bir toprak zaten. Yani burada yetişmek kolay. Hele ki şu zamanda milli ve manevi değerlerimizin savrulduğu bir gençlik var önümüzde. Başka mecralara kayan bir gençlik olabiliyor. Böyle zor bir zamanda bu işin ortaokul gibi böyle temel eğitimi aldığımız, şekillendiğimiz bir çağda dönemde öğrencilerimiz tarafından yetiştirilmesi, temelden yetiştirilmesi bu başka mecralara atmayı da önlüyor. İşi temelinden güzel bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Bu demek değildir ki tabii normatifler tek tip insan yetiştiriyor. Burada da her türlü gencimiz var. Mezun olan çeşitli renkli tiplerimiz var. Olması da gerekir. Doğru olan bu. Ama işin temeline o manevi ve milli değerlerimizin o çağda, yaşlarda faydasını gördüm. Ama okuduğunuz yıllarda bunun faydasını görüyorsunuz. Bunu üniversiteye gittiğinizde anlayabiliyorsunuz. Aradaki farkı, yani diğer liselerden gelmişlerle kendiniz arasındaki farkı, her konuda bir fikir sahibi, bir kültür sahibi olmuş olmanızı buradan çıktığınızı anlayacaksınız. İnşallah onları da nasip olur. Doktora olmaya nasıl karar verdiniz? Anneniz teşvik etti. Her sebebi yok. Her çocuk gibi, yani çoğu çocuk gibi, her çocuk gibi demeyeyim artık. Doktor olmak isteyen çocukların sayısı azaldı gerçi. Ben de doktor olmak istedim. Annemin sayesinde diyelim. Ve o mesleğe olan saygım ötürü, saygımdan dolayı. Sıca doktora gidip gelmemden dolayı belki. Öyle özenti ile başlayan bir şey kafama sabitlendi. Özellikle kadın ve doğum kadın hastalıkları sebebi yok. Bir an, böyle unutamadığım bir anın dediğiniz bir an oldu mu meslek hayatınızda? Kadın doğumu. Evet. Bizde anı çok, bizde her doğum ayrı bir maceradır. Hani burada çocukların yanında onları anlatamam ama çok maalesef her doğum gerçekten çok stresli ve heyecanlı geçiyor. İnsanı çok diri tutuyor. O açıdan güzel bir meslek ama hani bir sezaryen hiç unutamıyorum. Haydarpaşa'daydım o yıllarda. Uzmanımla birlikte girdiğim bir sezaryandı. Kestik bebeğin başını elledik. Tam çıkacağı esnada başı kaydı içeriye. Ve bütün suyu boşaldığı için rahim kasıldı ve bebeği adeta yuttu. Bir türlü bebeği o içeriden çıkaramıyoruz. Yani elimizin altında ama bebek bir türlü çıkmıyor. Resmen basıldı ve bebeği böyle içine aldı rahim ve ben o 2-3 dakika o bebeği oradan çıkarabilmek için mücadele ettim. Ama nasıl bir heyecan, nasıl bir korku. Yani o 3 dakika bana kaç saat geldi bilmiyorum gerçekten. Yani iki hayatı bir yönetiyor olmak çok stresli. Hayatımın bebek elinin altında yeni bir can. Anneye zarar vermemeniz lazım. Zarar vermeden bebeği çıkarmanız lazım. O 5 dakikayı ben hiç unutamadım, hiç unutamıyorum. Bebeği sağ salim sonunda çıkardık ama benim artık ameliyata devam edecek ellerim kalmamıştı. Tir tir titriyordu ellerim. Daha sonra arkadaşım devam etti. Biz de böyle
aksi giden şeylerde çok adrenalin yaşayabiliyoruz. Adrenalin sebepleri. anneyle bebeği buluşturan kişi sizsiniz. O anda ne hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu? O anlar insanı gerçekten çok besleyen zaman dilimleri. Yani bebeği ilk defa annesinin kucağına vermek tarif edilebilecek bir duygu değil. O anı yaşamak bilmiyorum. Yeni bir hayat edin. Onu o merakla bekleyen annesine o uzun süren sancılı dönemden sonra vermek, bu başarıyı birlikte yaşamak tarifi mümkün olmayan bir şey. Zaten hekimlik çok zor bir meslek ama insanı besleyen böyle dokunuşlar var hayatlara. O annenin size minnet dolu bakışı, hiçbir şey söylemese bile. Özel bağlar oluşuyor. Tabii, yıllarca süren bağlarımız oluşuyor. Sonra o çocukları yıllar sonra böyle büyümüş görüyorsunuz. Karşınıza çıkıyor herhangi beklemediğiniz bir yerde. Anneleri. Evet, anneleri diyor. Beni siz doğurmuştunuz diye. Burada da var. Burada da var. Siz hiç hatırlamıyorsunuz. O anda yine o güzel anları yaşamış oluyorsunuz. O zorlukla işte öyle unutuyorsunuz. O anların dolu vakitle sonra unutuyorsunuz. Peki doktor mesleğin avantajları ve dezavantajlarını karşılaştırırsak? Evet, bugün bunu konuşmaya geldik aslında. Evet. Hayatımdan ziyade hekimlik mesleğinin avantajları nelerdir? Burada hekim olmak isteyen var mı arkadaşlar? Var mı? Var. Evet, güzel. Sizden sonra sayıların arttığını görüyorum şu anda. İnşallah. Şimdi hekim, doktor olmak bir kere çok, bilmiyorum ki böyle bir meslek daha var mı? İnsanın hayatına böyle direkt dokunan öğretmenler var. Ama bu kadar böyle dokunduğunuzda yüzünüzü sonuçlar aldığınız, insanın ölümün size minnetle baktığı ya da dua ettiği çok ender mesleklerden bir tanesi bu. Bu da tabii insana çok büyük manevi doyum veriyor. Böyle olması insanı besliyor manevi olarak. Bu bir avantajı bu mesleğin. Ve tıp fakültesini bitirdiğiniz anda mesleğiniz, işiniz hazır. Yani işsiz kalmıyorsunuz. Hemen devlet size atıyor. Dünyada da doktor sıkıntısı var. Türkiye'de de doktor sıkıntısı var. Dolayısıyla işsiz kalmak gibi bir durumunuz hiç yok. Birçok meslekte bu sıkıntı var. Artı kariyerli bir meslek. Evet, insanların gözünde biraz değer yitirdik. Her meslekte olduğu gibi biz de biraz kan kaybettik. İnsanların hekime bakışı biraz değişti. Şu günümüzde biraz da tartışma konusu biliyorsunuz. Ama yine de kariyerli. Yani ben hekimim dediğimizde insanlar saygı duyuyorlar. Bir derneğin toplanıyorlar. Hani örtülü olsanız gibi, kariyeriniz mevcut oluyor. Bu da bir avantajı gerçekten. Her zaman yaşanılabilecek bir avantajı. Maddi olarak da fena değil. Evet, biz emeğimizin karşılığını Türkiye'de tam alamıyoruz ama diğer mesleklerle kıyaslandığında çok iyi kazanan, işini çok iyi yaptığı için çok iyi kazanan hekimlerimiz var. Her meslekte olduğu gibi başarı arttıkça maddi boyutta artıyor. Öyle. Yani ben hekim oldum, tamam para kazanmam lazım gibi bir bakış açısı zaten doğru değil. İşinizi çok iyi yaparsanız, sınıf bile satsanız diğer sınıfçılara fark atarsınız mutlaka. Bu çok önemli. Yani gönlünüzü vererek, insanları severek yaptığınız her işte para da gelir, kariyer de gelir. Bu işin kuralı. Hekimlikte de böyle. Eğer insanları seviyorsanız zaten hekim olun. Sevmiyorsanız bu işe hiç bulaşmayın. Çünkü hep insanlarla işiniz. Yani bir de hasta insanla işiniz. Hep bir gergin ortam. Yanındaki insanlar bir gergin, böyle bulaşacak yer arayan tipler oluyor. Dolayısıyla çok bu insanı tabii biraz zamanla yoran bir şeydi aynı zamanda ama insanı severseniz, insanla ilgilenmeyi severseniz ve ders çalışmayı severseniz bu avantajınıza olabilecek bir şey. Yine hekimlik mesleği dezavantajlarına gelecek olursak şöyle uzun bir eğitimimiz var.
6 yıllık fakültede okuyoruz. Sonra üstüne bir zor bir sınava geçip o sınavın hazırlanma süreci de var aslında. 4-5 yılda şey yapıyoruz, uzmanlık yapıyoruz. Dolayısıyla 11 yılda gözden çıkarmış olması lazım. Uzun bir süreç. Evet. Dolayısıyla ders çalışmayı çok seviyor olmanız lazım. İnsanı seviyor olmakla birlikte sürekli bir ders çalışma halinin mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bunu göze almak gerekiyor. Artı biz bitirdiğimizde mecburi hizmetimiz var. Mecburi hizmete gönderilebiliriz. Bu da bir dezavantaj olarak görülebilir. Ve mecburi hizmeti yaptıktan sonra ancak istediğimiz yerde çalışma hakkını kazanabiliyoruz. Yine günümüzde mevcut popüler bir durum var maalesef. Sağlıkta şiddet olaylarımız var. Evet. Ya da dava açılma olaylarımız var. Şu anda bizim mesleki olarak en zorlu olduğumuz durumlar bunlar aslında. Meslek kanunu sizi koruyor mu? Evet, devletimiz şimdi yeni kanunlar evet. çıkarıyor bu konuda. Gerçekten bizi çok zora sokuyor çünkü. Hani en ufak bir komplikasyonda yani beklenmedik bir olay seyrinde hasta zora girerse bunun ilk sebebi biz oluyoruz. Evet. Halbuki böyle olmaması gerekiyor. Biz her şeyi kontrol edemeyiz. Yani her durum bizim kontrolümüz altında değil. Evet. Takdir-i ilahi bir bazen şeyler var, vade var. Ama insanlar hani iyiyse Allah'tan, kötüyse doktordan gibi bir tanıya varabiliyorlar. Acı bir haber duyduklarını oturanlar. Şiddet ve dava açma olaylarına gidebiliyorlar. Bu olaylar bizim Türkiye'de, dünyada da böyle gerçi. Hani şiddeti çok bilmiyorum ama malpraktisi dediğimiz bu dava açma olayları dünyada da çok farklı. Bunların biraz daha böyle kontrol altına alınması bizi rahatlatacaktır önümüz yıllarda ki devletimiz bu konuda bir çaba sarf ediyor. Umarım başarılı olur diye düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi bu meslekte sürekli şikayet eden, acı çeken insanlarla uğraşmayı göze almak gerekiyor. Yani insanı sevmek gerekiyor. Yani başarılı bir doktor olmanın yanında aynı zamanda iyi bir annesiniz ve eşsiniz. Eşiniz de bir doktor ve aynı zamanda belediye başkanımız. İkiniz de çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Ayrıca birçok yerde bulunan kuruluşu ile çalışıyorsunuz. Bunlardan en önemlisi Gönül Elleri Çarşısı diyebilirim. Bu kadar yoğunluğun içinde tüm bunlara eşinize, çocuklarınıza, yardım kuruluşlarına nasıl zaman ayırıyorsunuz? Zaman planlamanız nedir? Evet. Şimdi öncelikle ben gençlerimize şunu söylemek istiyorum. İyi bir meslek, sevdiğiniz bir mesleği yapmanız çok önemli. Gerçekten insan zamanının çoğunu mesleğiyle geçiriyor. Ve bunun kararını ciddi şekilde düşünüp yeteneklerimizi ve kabiliyetlerimizi iyi tartmamız gerekiyor. En az bunun kadar da iyi bir evlilik yapmak da çok önemli. Bu iki dönüm noktası insanın hayatını şekillendiriyor. Üniversiteler de bize söylerler. Evet. İşim ve eşim diyelim. Evet, işim ve eşim. Çok önemli dönüm noktaları insan hayatında. Ben de iyi bir evlilik yaptığıma inanıyorum. Sağ olsun eşim yardımcı oluyor her konuda. Hani çocukların manevi olarak yetiştirilmesinde falan. Ama insan işiyle hem hal olurken bir de böyle bir sosyal bir alan da açmalı kendisine. İşte bu yıllar bu yüzden çok önemli. Yani o sosyal alanlar, sosyal etkinlikler, yardım kuruluşlarında çalışmak gibi işler insanın kafasını dağıtıyor. Yani sürekli bir meslekle uğraş, insan artık bunalıyor. Hele ki hekimlik yapıyorsanız. Bir farklı bir mecraya açılmak istiyor. Bu her işte böyledir. Yani bir şeyiniz, hobinizin olması lazım. Bir kafanızı dağıtacağınız farklı bir sanat alanı olması gerekiyor. Ben de bunu böyle yaptım. Ve kafamı dağıtacak başka mecralar bulmaya çalıştım. Ve Gönül Elleri bunun için güzel bir mecra oldu benim için. Ama oralarda verimli olabilmek için bu çağlarda iyi yetişmek gerekiyor. Sadece ben bilimleri ya da sadece üniversiteye kilitlenmek doğru olabilir ama yanı sıra kendinizi
bugünlere iyi yetiştirmek gerekiyor. Dolu dolu başka kitaplar, başka fikirlere açık olmak gerekiyor. Çünkü hayatın önümüze ne çıkaracağını bilmiyoruz. Yani ben yıllar evvel bu yıllardayken belediye başkanı işi olacağımı hiç hayal bile etmemiştim ama oldu. Yardımlaşmadıkları bu kadar aktif rol alacağım. Hiç bunlar benim hayalimde olan şeyler değildi ama hayat sürprizlerle dolu. İyi ya da kötü her neyse. Bunları karşılayabilecek güce sahip olmak için ortaokul ve lise çağlarımızı çok güzel geçirmemiz gerekiyor. Dolu dolu geçirmemiz ve o zorluklara karşı diri olmamızı sağlıyor o dolu dolu geçirmeler. Biraz da çocuklarımızdan sorular alalım. Onların da merak ettiği şeyler vardır. Hadi hocam. Var mı sormak istedim? Önümüzde Hüma Hanım vardı. Bana derste özellikle bitirdi. Sen hadi bakalım. Hüma Hanım. Sor. Heyecanlandım. Çok heyecanlı. Not var mı önünüzde? Ses geldi. Sen yüksek sesle söyle. Sayın doktorum, doktor olmak isteyen bir çocuğa tavsiyeleriniz nelerdir? Doktor olmak isteyen bir çocuğa. Yani dediğim gibi ders çalışmayı öncelikle seviyorsa doktor olmaya karar versin. Çünkü doktor olmak demek sürekli ders çalışmak demek. Yani önümüzdeki işte tıp fakültesini okuyacaksınız 6 yıl, sabırlı olacaksınız, ders çalışmayı seveceksiniz. İnsanları seviyorsanız, insanlarla uğraşmayı seviyorsanız doktor olmaya karar verin şeklinde cevaplayabilir. Yani kendimizi iyi tanımanız gerekiyor. Gerçekten sırf doktor olmak için doktor olmak insanı mutlu etmiyor. Mesleğin özelliklerine sahip miyiz? Kişiliğiniz çok önemli. Harun Bey. Sıradaki soru şöyle bir arka taraflarda kim var? 5 Bursa sınıfına Elif miydi? Evet Elif var. Elif al bakalım mikrofonu. Bugüne gelmek için nasıl zorluklardan geçtiniz? Bugünlere gelmek için nasıl zorluklardan geçtiniz? Hiç çok zorluklardan. Şöyle dediğim gibi aslında ilk karşılaştığınız zorluk üniversite sınavı. Hakikaten çok zor bir aşama. İlk duvara toslamam orada oldu zaten. Ben hani çok başarılı bir öğrenci değildim ama notlarım hep iyiydi. Teşekkür, takdir alırdım hep. Ama ilk başarısızlığım o lise sonundaki üniversite sınavı oldu ve kazanamadım. Ve o başarısızlıkta tekrar toparlanıp tekrar sınava çalışmak, tekrar işte o zamanlar dershane vardı, dershaneye gitmek tabii zor oldu. Çok yıkıcıydı benim için. Hiç başarısızlık yaşamamıştım çünkü. Daha sonra işte üniversiteyi Erzurum'da okumak, o da ayrı bir macera gerçekten. O zamanlar uçaklara binilmiyordu böyle çok. Uçak yoktu, karayoluyla gidiyordum. Ve terör olayları vardı. Çok zor şartlarda okudum arkadaşlar gerçekten. Yani annem sabaha kadar uyuyamazdı. Cep telefonu yoktu. Haberleşme çok zordu. Parkta kışta vardım mı, varamadım mı? Yani bunlar çok zor şeylerdi ama zor şartlar insanları diri tutuyor. Rehavet insanı çürütüyor gerçekten. O yüzden zorluklar sizi hiç yıldırmasın. Hiç utanmayın. Zorluklar insanı her zaman daha heyecanlı ve çalışma şevkli yapıyor. Biz bu zorlukları yaşadık ama şimdiki zamanda bu zorlukların çoğu yok zaten. Ve sizlerin şartları çok daha güzel sizlere göre. İkinci en büyük travmam da TUS sınavı. İşte sınav çok zordu ve ona hazırlanmak çok zor oldu benim için. Öyle yani. Elif evet teşekkür ettik soru için. Başka kim var? Şöyle bakıyorum. Harun Bey. 5D sınıfından Zeynep. Zeynep de. Zeynep'in bir sorusu varmış. Sayın doktorumuz, mesleğinizde en üzüldüğünüz an neydi? Bebek kayıpları tabii ki. Ya da anne kayıpları. Bizim için çok travmatik oluyor gerçekten. Hiç istemediğimiz bir şey. Bizdeki kayıplar diğer hasta kayıplarından çok daha acı oluyor. Çünkü ikisi de sağlam insanlar. Hasta değiller yani. Ama
sağlam girip böyle çıkabiliyor bazı dolunayların sonucunda ve bu aile içinde bizim için de izahı çok zor durumlar oluyor. Geride ya bir bebek kalıyor ya da bebeksiz bir anne kalıyor. Bu durum en üzücü durumlar tabii. Ender yaşansa da artık ülkemizde anne ve bebek ölüm sayıları çok azaldı. Evvelden bundan çok fazlaydı. Ülkemizin şartları geliştikçe bu durumlar azalıyor ama Ender de olsa karşılaşıyoruz. Dediğim gibi önlenemeyen bazı durumlar hala var. Ve bu durumlar anne ve bebek ölümlerine sebep oluyor. Biz en çok buna üzülüyoruz. Evet, teşekkür ettik. Var mı öğrencilerimizden başka sorusu olan, başka sorusu olan? Biraz arka taraflara gidelim. Belki buradan başka sorular var. Nur Sima var burada. 5C han sınıfında. Nur Sima, hadi bakalım. Evet. Sayın doktorum, kadın doğum doktoru olduğunuzda ilk ameliyatınızda ne hissettiniz? Çok güzel bir soru. İnsanın karnının içini canlı canlı gördüğünde ilk o sıcaklığını hissettiğimde çok şaşırmıştım gerçekten. Her ne kadar anti fakültesi okursanız, kadavra ile uğraşsanız da o ameliyattaki o ilk ameliyatı hiç unutamam. O bisküviyi alıp böyle kesiyorsunuz ya, o his insanda bağımlılık yapan bir şey gerçekten. Bizimkiler sırası. O insanın uyurken uyuyor, hiçbir şeyden haberi yok. Ama siz karnının içine bir şeyler yapıyorsunuz içeride. İşte bisküvi doğumda yaptırmıyoruz biliyorsunuz. Rahim ve yumurtalık ameliyatları gibi operasyonları da yapıyoruz. Yani rahim ve yumurtalıkta sorun olursa onları da alıyoruz ya da tamir ediyoruz. Çok keyifli aslında. Yani böyle bir dikiş nakış işi gibi. Ama bu ilk yaşadığım şey o sıcaklığını, yani o karnınızın içinde bu elime hissettiğim sıcaklığı hatırlıyorum. Yani öyle beklemiyordum belki de. Ya da o kanlı canlı diri halini hiç unutamıyorum. Değişik bir his yaşamak lazım. Evet, sormanıza devam ediyoruz. Şöyle farklı bir sınıfta. Azra belirtiyorum. Nerede Azra? Sen misin? Siz doktorlara yapılan şiddet durumuyla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu? Nereden biliyorsun karşılaşmadığımı? Karşılaştınız mı? Tabii. Karşılaştım. Yani o çok yaygın bir durum gerçekten. Karşılaşma hekim yoktur diye düşünüyorum. Hani fiziksel olmasa bile sözlü şiddet, hele ki karşısındaki kadın bir hekimse daha fazla olabiliyor. Yani ona daha cüret edebiliyor karşıdaki insan. Güç gösterisi. Güç gösterisi erkeklerin her zaman gibi işte. Siz hariç. Tabii burada mekanikimizi korumak, sakin olmak zorundayız. Her şiddette olduğu gibi karşı tarafa bunu izah etmek zorundayız. Bizim hastanelerde beyaz kod diye bir kodumuz var. İşte güvenlik çağırıyoruz. Eğer derdimizi anlatamıyorsak, bir iletişim kuramıyorsak karşı tarafla güvenlik çağırıp bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyoruz ama şiddet maalesef yani dediğim gibi aksi giden hiçbir şey olmamalı. İnsanların beklentisi bu tam olarak. Nasıl sakinleştiriyorsunuz? Yani izah etmeye çalışıyoruz. Evet. Bunun bizimle alakası olmadığını, bunların olabileceğini, isterse hakkını yasal yollardan arayabileceğini ama bu şiddet gösterisinin doğru olmadığını izah etmeye çalışıyorsunuz ama her zaman kulaklar çok olmuyor yani. Evet, yani birçok alanda şiddet sorunumuz olduğu gibi burada da var. Doktor teşekkürler. Var. Bunu tabii sizin gibi çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirerek nesiller sonra aşmaya çalışacağız inşallah. Ben böyle aşılacağımı düşünüyorum. Şöyle farklı bir sınıftan da alalım. CBB'ye gittik. Bursa sınıfından var mı? Bursa sınıfından. Kim var? Zehra, sen mi soracaksın? Sor bakalım. Mikrofonu Zehra'ya uzatalım. Sayın doktorumuz, soğukkanlı olmak sizin mesleğinize önemli bir karakter miydi? Evet, çok. Hekimlikte sadece kadın doğumda değil, hekimliğin her branşında soğukkanlı olmak zorundasınız. Herkes panik halindeyken, özellikle acil hekimlerimiz bunu çok yaşıyorlar, biz de çok yaşarız. Herkes panik halinde.
Evet. Ani bir doğum. Ani bir doğum ya da kanama, bebek kaybı gibi durumlar olabiliyor. Acil hekimlerimizde de işte kalp krizi ya da ikisi, trafik kazası falan her neyse bizde böyle adrenalinli durumlar çok oluyor. Ama soğukkanlı olmayı size o aldığınız eğitim süreci öğretiyor zaten. Yani ben panik yaparım, bayılırım, buna dayanamam gibi bir şey söz konusu değil. O aldığınız 11 yıllık eğitimde olayı nasıl yöneteceğinizi, o profesyonel davranışını nasıl sergileyeceğinizi çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Ben iyi hatırlıyorum, sizin yaşları belki işte 12-13 yaşlarında ya da 15 var mı bilmiyorum. Teyzenin bir şeyi vardı, çıbanı vardı. Onu deşerken tansiyonu düşmüştü, bayılmıştım yani. Oradan dikmeye. Mesleğe, oradan buraya geldik. Yani bu hani sizin bu mesleği yapamayacağınız anlamına gelmez. Teyzem hala söyler, onu yapamıyordun şimdi adam kesiyor, kadın kesiyor diye. Ama o eğitim süreci bunun için var zaten. Bunu gayet rahat bu beceriyi elde edebiliyorsunuz. Yorumladıysanız soruları alayım. Soru sormak isteyen öğrencimiz çok fazla ama tabii vaktimiz de yok. Onun için yavaş yavaş son soruları alacağız. Şöyle A şubesinde kimseye söz hakkı vermedik. Kevser, hadi bakalım A şubesinde mesela. Siz doktorluğu, yani aile mesleğini hayal mi yoksa para olarak mı? Benim hayalimdi. Parasını hiç düşünmedim. Zaten çok çocuktum. Sizin gibiydim ben bu mesleğe karar verdiğimde. Küçüktüm yani. Parasından ziyade kariyeri beni cezbetti. Yani o saygınlığı cezbetti zannediyorum. Ve gördüğüm iyi doktor modelleri beni cezbetti diye zannediyorum. Parasını çok sonra fark ettim ben. Mutlu olabileceğiniz meslekler her zaman. Evet, parası çok önemli değil. Mutlu olmak çok önemli. Evet, son bir soru alacağım. Son bir soru. Kim olsun o şanslı kişi? Hadi Gülay olsunmuş. Denizli değil mi? Ameliyatlara girmeden önce bir işlemler yapıyorsunuz ve kendinizi tahmin ediyorsunuz. Ameliyat öncesi hazırlık sürecini. Evet, ameliyat öncesi öncelikle hastanın tahlillerini yapıp anestezi doktoruna gösteriyoruz. Hasta ameliyata uygun mu değil mi? Karar verildikten sonra ameliyathanede hastayı biliyorsunuz bir boyayla boyuyoruz. Karnını steril ediyoruz güzelcene. Ondan sonra yeşil örtülerle, steril örtülerle onu örtüyoruz. Bunları hemşireler yapıyor. Güzelce her tarafını örtüyoruz. Sadece keseceğimiz yer açık kalıyor. Biz de bu esnada kollarımızı buraya kadar o boyayla yıkıyoruz ellerimizi. Yani steril ediyoruz. Mikroptan arındırıyoruz ellerimizi. Güzelce yıkıyoruz ta buraya kadar. Sonra özel giysilerimiz var biliyorsunuz ameliyatta. O yeşil önlükleri giyiyoruz. Sonra yine steril giyiyoruz ve ameliyata başlıyoruz. Süreç böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Bunu da yorumlayalım. Yüzlere.